adam hazırlanıyoruz, ayakkabıları giyiyoruz. Diit 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 diye ses vererek gelen gaz için okul taşıdım. Hazır mısın? Hadi kapa kapıyı. Diit diit diit. Git git, gideceğini biliyoruz Yusuf. Git git, biraz gaza getireceğiz. Gaslighting. Git git git. Yaya geçidinin üstüne. Git 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 git. Ne o ses çıkarıyor arkadaş? Git git diye. Sen daha önce de buraya uğradın. Vay, aynı ötekiler gibi gülümsemeye bak. Kim öğretti o gülümsemeyi? İblis mi? Sırıtmaya bak be. 34 laj 498. Evinde hayvan sürüsü var mı? Yok değil mi? Gidip bakalım mı? Kaç komşun kanser? Bu lekeyi de gördük haberlerde. Kedilere kimyasal atıyormuşlar da. Kimyasal falan değil, Mossad'ın sinek yumurtaları. Pisliğin hizmet ettiği. Git git, bize haber verir. Sen de oradasın. Hay. Ne bekliyorsun orada? Kadriye Orhun ve Fuat Orhun anaların orada be. Bina diken çobanlar Hureyre Özdemirler de. Diğer darbeci soyadlı çaycıdan olduğun orada. Oraya git. Sevimli hareketler ve çok sevimli. Sevimli hareketler. Bir penceremin karşısına dikiliyor, kaşıntıdan kırılıyor. Fakat size bir şey olmaz. Onlar neden zarar görmüyor? Onlar neden zarar görmüyor? Bir şeytanlık var bu işin içinde, onun için. Bu da sevimli hareketlerde şu an. Bu daha açmamış baskı için. Bu açmış. Kedi sürüsüyle. Evet, bir tane de çocuğumuza sevdiriyor. Seni daha önce hiç görmedik sanki. Bokları sıçtıkları yerde. Evet. Toksoplazmalı boklar burada. Burada. Burası tuvalet. Çocuklarımıza toksoplazma bulaştıracağız. Evet. Toksoplazmasız iblis bal işlemez. Ne çabuk çıktın bu sefer. Bok oradan. Ve tam çıkarken tabii kuaför tarotçusu karşımıza çıkacak. Alnındaki yara nasıl, iyileşti mi? Yusuf, ne oluyor? Yusuf! Kedilerini bekleriz. Yusufcuğum, bak günaydın diyor, rahat dur. Polislik için bir şey yapmadım be. Ne polis? Ne var benim söylediğim şeyde? Hatır soruyoruz. Alnındaki yara ne oldu? Ne oldu alnına? Senin suçun. Dediği şey oydu. Evet, işlemleri buradan belli, kedi otlarıyla.
kulun orada tepki verdim, çektim. Ne işi var orada onun? Yol boyunca gözüme soktular hava atar gibi. Kimisi gaz kutusunun tepesinde, kimisi elektrik kutusunun tepesinde, kimisi boru altında, kimisi arabanın tepesinde. Ne işleri var onların orada? Svensk olmaya. Kesinlikle parazit toksoplazma işi. Yaşadığımız tüm örneklerden belli. Ve bu millet bu fitneye kanmış, yine dolduruyorlar büfelerin etrafını hayvanlarıyla. Yine dolduracaklar bütün marketleri, bütün gıda yerlerini. Bu kutuyu önlem almışlar bu pis şeyleri yüzünden. Çünkü kuşmuş kısa devre. Devam edin siz, bunlar tek bir böyle kutu, boru yolu, kanal yolu boş bırakmazlar. Kaç tane katledilmiş ağaçların oradan geçtiğini, bir tane daha burada. Kaç tane böyle katledilmiş yaprak yiyecek. Şuraya bakın, katliam budur be. Komşu katliamını bırak. İnanın gideceğimiz yerde de bekleniyoruz. Her şeyi biliyorlar. Hayvanat Zeynep'in köpeklerinden biri. Neyle seyirciler efendim? Efendim? Neyle seyirciler? İyi abi. İsmi ne? Kosta. Sen? Ben de şey yazdırıyorum. Kürküsü. Olacağım bugün. Nerede o gözden de iğne yapıyorlar. Nerede oturuyorsun tam orada? Acıbadem. Acıbadem. Acıbadem ben Üsküdar'a geliyorum. Oradan böyle böyle geçiyorum. Böyle basınca çekiyor işte. Basınca çekiyor, anladım. Sayıyor bunu. Hayret karşılama komitesi yok. Borunun orası. Klimanın orası. Kutunun orası. Kedi otları bilmem bir şey ifade ediyor mu? Diğer borunun girişi. Sadece bir örnek. Bir tane. Gideceğimiz yerin arka bahçesi full. Bok burada. Katledilmiş ağaç orada. Ve aynı kedi arabanın tepesinde. Kedicik. Klimaya nişan alıyor mu orada? O bir tane daha varmış. Burnu su. Yara. Toksoplazmadan yara. Yok, renk mi o? Bu daha önce sevdiğim rengiymiş be. Rengiymiş. Yemleri burada. Bir tane oradan. Harabe olmuş. Sivan'ın baktığı 6 tane nerede? Sigara içmeye çıkınca görürüz. İşimizi görmeden gidiyoruz. Bunu gelirken görmedik. Yolumuza bok yuvalar. Yuvanızda niye değilsiniz? Yokmuş hanımefendi. Akbabanın bir tuzağı da.
Hey Akbaba. Cuma'ya geleyim mi bu camiye yine? Hoparlörden vaaz olsun. Hocadan değil. İlacınızı alın. Orucu bozmaz. Falan filan. Evet. İlacını al Yusuf. Oruç bozmaz. Seni ilaç bekliyor. Boklar burada. Ulan herhalde. Bu ilacını almıyor. Ben Akbaba. İlacını almıyor bu. Kimseye bir zararı olmadığı halde hayvanların boklarını, toksoplazmalarını, fitnelerini, hiçbir mantığa uymayan boklarını ona karşı çıkıyor diye bunu içeri atacağız. Akbaba ve Deccal emri. Burada ne kadar etkin olsuzluklarını tahmin edebiliyor. Çengelköy'lü şair. Çengelköy'lü şair be! İşlemledi buradan beri be. Demire bakın. Demirin paslarına bakın. Kablo kanalı telefonla. Pişt. Bizim kanaldan biliyoruz öyle gönderebildiklerini. Bir doktor adayı daha geçti önümüze. Bok var mı lan burada? Olmaz olur mu? Adam her zaman geliyor buraya sıçmaz. Evet. Şu tır köpek anısına böyle mikroplu pis şeyler. Anısına anıp dikeceğiz. Neredeydi her zaman? Camide. Hoparlörden vaaz veren camide. Şutur bizim şeyin ismiydi be. Evet. Orada da kediler olsunlar. Bizim Akbaba'nın köpeğinin ismi. Kanser, böbrek kalp iç hastalıkları yok yokmuş. 24 saat müthiş alıyor. Doktor yokmuş hiç de sadece. Olsaydı da bilgisayarı çalışmayacaktı, çökecekti. Dönüş videonun çıkmamış. Kısacası anlatayım. Bir açma alıp rıhtımda oturduk. Bir yarım saat. Ve arkamı dönüp baktım. Gelirken olmayan, otururken arkamıza konmuş. Burada koşturan köpeklerden biri. Kısa boylu olan. Sonra minibüse gittik. Elinde telefonlu olan birine, onun peşinden vav da vav, vav da vav, vav da vav. Sonra vapur geldi. Yolcuları boşaltıyor. Geçiş yoluna kuruldu. Aynı daha önce telinin o akbil noktasında yaptığı gibi kaşınmaya 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 başladı gelen geçene. Sonra minibüse bindik yine oralarda vav 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 insanlara. Sonra eve doğru geldik. Her şey sakin görünüyor. Bir şey almaya gittik. Tek bir hayvan yoktu. Gelirken büfe, eczane, kebapçı orasında 6 tane birden geldiğimiz ekmek almaya gittiğimiz an dökmüşler yemlerini. Bizi takıntılı gösterecekler. Ve gelirken bu pislik arabasında yoktu. Dükkandan gelirken İçine oturmuş, dava bekliyor. Yolda aynı tezgahlar, hayvanları
olmayacak yerde. Nasıl uyandıracağım bu milleti bilmiyorum ben. Bindiğim her taşıta bunların izlerini hissediyordum ayaklarımdan. Çünkü çalışmadıkları zaman saldırtıyorlar toksoplazmalı çişlerini altlarına kesinlikle. Nasıl bir olay bu, neden sadece ben hissediyorum? Diğerleri uyuşturucu mu kullanıyor? Uyuşuk mular?